Herkese selam. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Bugün yine sonlanır gündeyiz. Belozersk'in tarlalarına dalalım bakalım. Bir görev alalım. Biraz bizi zorluyor Belozersk. Glades. Artık her neyse. Şimdi. Enstitü'ye geçeceğiz. Servis römorku buradaymış. Buraya test yapmamızı istiyor. Şimdi vinçli kamyon kullanın dedi. Buralarda ne gibi kamyonlarımız var? Şurada bir kendi 500'ümüz var. Büyük onu alalım. Metal merdaneler bir yerlerde yere saçılmış da olabilir. Muhtemelen onun için vinç kamyon istiyor. Bir gidelim bakalım. Şimdi şu yolu takip edersek şu şekilde doğrudan hedefin bahçesine gideceğiz. İlerleyelim bakalım. Çok hızlı gitmeyeceğim çünkü çok hasar alıyor kamyon. Lastiği patladığı zaman da sıkıntı oluyor. Tatlı tatlı, yumuşak yumuşak gidelim bakalım şöyle. Nasıl olsa bu Glades'te, Belozers'te çakılı kaldık. Hiç olmazsa görevleri ikişer üçer azaltalım. Onu yaparken de doğru işler yapalım. Sizler umarım iyisinizdir. Artık yarın sonbahar başlayacak. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı da kapıda. Şimdiden bütün Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen, payı olan atalarımızın hepsinin ruhları şad olsun. Mekanlar cennet olsun. Bize güzel bir ülke bıraktılar. Onların sayesinde bugünlere gelebildik. Ve varlığımızı da sürdürüyoruz. Bizden sonrakiler de sürdürmeye devam edecekler. Çocuklar, gençler, geleceğimiz. Evet, çocuklar, gençler geleceğimiz ama maalesef pek ülke olarak, devlet olarak çocukları koruyamıyoruz. 10 gündür Diyarbakır'da kaybolan kız çocuğunun haberlerini takip ediyorum. Sürekli içten içe dua ediyorum inşallah sağ salim bir yerden çıkar gelir bulunur diye ama maalesef benim de umudum kalmadı. Haberler de kötü. Yani pek bilgi akışını da düzenli yapmıyorlar. En son bir jandarma komutanı açıklama yaptı. Titizlikle yürütüldüğüne dair. Yani kızın kaybolduğu yer küçük bir mezra, 20 evlilik bir köy bile denmez oraya. Köyden küçük olan yerlere mezra deniyor işte böyle 15-20 evlilik yerlere. Bir çocuk nasıl orada kaybolabilir? Ben anlamıyorum. Ve nasıl da bu kadar gün içinde bulunmaz? Onu da anlamıyorum. Yani
Ben pek spekülasyon ya da işte niyet okuyarak bu tarz olaylarda konuşmayı sevmiyorum. İnsanlar her şeyi söylüyorlar internette, işte ailesinden beni yaptı, şu yaptı, bu yaptı diye. Aslında insanlara da bir şey diyemiyorum çünkü normalde çoktan çözüme kavuşması gereken bir konuydu bu. Yani emniyet güçleri çoktan bunu çözüme kavuşturmalıydı. Onlar geciktikçe ya da işte sağlıklı açıklamalar yapmadıkça insanlar da işte halası yapmıştır, dayısı yapmıştır, amcası yapmıştır, abisi yapmıştır. Spekülasyonlar, işte dedikodular başını alır gider. Dedikoduyla da maalesef cinayetler, olaylar, kayıplar bulunmaz. Yani insanlar da işte bilgi alamadıkları için, bir bilgi kirliliği olduğu için kendilerince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Konuşarak, ederek, gündemde tutarak. Bundan yana benim bir şeyim yok. Hani konuşsunlar tabii ki. Gündemde tutsunlar. Çocukcağız bulunsun ama yani 2024 senesinde bunca teknolojik imkanın olduğu yerde nasıl ufacık bir köyde bir çocuk kayboluyor? Bu da beni hakikaten üzüyor yani. Bizim yayınlarımızı takip edenler bilir. Çok sohbet ederiz böyle. Bazen benim çocuk işte düşünmediğimiz, yapmadığımızla ilgili de. Hani böyle haberlere bakınca da diyorum yani iyi ki de yapmamışız. Çocuklar bir ülkede güvenle bir yerden bir yere gidemiyorsa nasıl olacak bu işler yani? Halen bekliyoruz bakalım, bugün 9. günde bitirdik sayılır şurada. Yani ben çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama açıkçası benim de yani kişisel şeyim, kanaatim yani pek istediğimiz gibi biteceğini düşünmüyorum. İnşallah öyle biter ama inşallah da maşallah da olmuyor bu işler. Bekleyeceğiz. Bakalım, beklemekten başka çaremiz yok. Evet, aynen dediğim gibi oldu. Merdaneler bakın burada etrafa saçılmış şekilde çıktılar. Hemen toplayalım biz de. Ben biraz artık hani evden çok işim olmadıkça çıkmayı sevmiyorum. O kadar şey oluyorum ki, bıktım ki yani bu olaylardan. Bu ülkeden gitmeyi bile düşünüyorum yani. Daha az önce gördüm. İşte bir tane platformda canlı yayın açmış adam kasiyere saldırıyor. Hiçbir sebep, hiçbir neden yok. Sırf canlı yayında onu yaptığını göstermek için kasiyer kıza yumruk atıyor. Yayını 150 kişi izliyor. İçinde kadınlar da var. Oh olsun, iyi oldu. Kahkaha atıp gülüyorlar. Ya bu ülkede ben her zaman söylüyorum. Kadının düşmanı kadın. İnsanın düşmanı insan. Yani onu izleyenler, işte gülenler. Bir gün size de böyle bir embesil, bir moron, bir maymun saldırdığı zaman ne yapacaksınız? Ben anlamıyorum yani insanlar bu kadar nasıl gerizekalı olabiliyorlar? Yani gerizekalılık bence üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Bir toplum bu kadar gerizekalı olursa işgale de açık olur. Çünkü bir olamaz. Her türlü belaya açık olur yani. Yazın bakın Ankara'da, Sincan'da olmuş bu olay. Az önce gördüm. Bunları Harbi Skorpa teslim edeceğiz. Yani bıktık ya. Hep söylüyorum ben yıllardır yayınlarımda biliyordum da şiddeti meşrulaştırmayın. Şiddet iyi bir şey değil. Bakın bir gün sizin kapınızı da çalar.
Hani beni şey zannetmeyin, bu adam da işte pembe götlü, işte ne derler ona, aşırı humanist. Yok, ben öyle birisi değilim. Birisi bana saldırdığında çok sert bir şekilde karşılığını veririm. Hiç acımam da yani. Ama sebepsiz yere şiddet bu kadar şey yapılıyorsa, kendimi savunmak için saldırırım. Ama kimseye saldırmam, çünkü insanda bir empati yeteneği olur. Bugün o kadına saldıran yarın sizin kızınıza, karınıza, sevgilinize de saldırır yani. Bunlar nasıl insanlar yayında eğlenebiliyorlar? Ben anlamıyorum. Ben bir devlet yetkilisi olsam, o yayında onları yazanları da birebir evlerinden toplarım. Doğrudan mahkeme içeri. Yani insanlar bu ülkede yaptıklarının ceza almayacağını bildiği için yapıyorlar bence yani. İfadesi alındı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ben çok merak ediyorum ya, bir milletvekilinin, bir hakimin, bir savcının kızına, işte hanımına öyle bir saldırıda bulunsa, çıkar öyle bırakacaklar mı tutuksuz, serbest? Bana bir adalet personeli bunun cevabını versin ya. O zaman niye vatandaşın başına geldiğinde salıyorsunuz ya? O adam, ben anlamıyorum yani bazı şeyleri. Bu da beni ülkeden gitgide soğutuyor. Yani imkanım da var. Çok bak, buradan gitmeyi düşünüyorum yani. Ömrümü başka bir ülkede tamamlamayı düşünüyorum. Çünkü burada ben sokağa çıktığım zaman evime geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum. Çocuklar kayboluyor. Antep'te de dün 10 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurmuş birisi. Manav diyorlar. Çocuk gürültü yaptığı için vurmuş. Yani bu dan dolayı çocuk mu vurulur ya? Biz de zamanında mahallede top oynadık, gürültü yaptık. Çocuk, insan çocukken anlamaz ki, bilmez ki birine rahatsız ettiğini. Gider söylersin. Oğlum git uzakta oyna dersin. Bak başım şişti dersin. Yani bir de bu çocukları sokağa bırakan ebeveynlere de ben artık şaşırıyorum yani. Toplum bu hale gelmiş. Siz çocuğunuzu dışarı bırakıyorsunuz oynasın diye tek başına. Bak o kızcağız da, kaybolan çocuk da, ufacık çocuk sokaklarda tek başına geziyor. Artık günümüzde böyle şeyler doğru değil. Yani evet, ben çocuk yapmadım ama yapsaydım çok da iyi bakardım. Böyle yapmazdım asla. İnsan evladının nereye gittiğini, ne yaptığını bilmek zorunda. Bilmezsen işte böyle manyağın birisi ateş eder, hayattan koparır. Niye? Ebeveynlerde de yani suç var. Sadece kötülük her zaman var. Evladını kötülüklerden koruması gereken kişiler anne ve baba. Yani iyice tadımız kaçtı ya. İyice tat kaçıyor ya. Benim bakın Discord'uma bir sürü çocuk geliyor. Küçük, izliyorlar yayınları. Davet linki var. Tıklayıp geliyorlar. Ben hepsini seviyorum. Hepsini sohbet ediyorum. Onlar da sağ olsunlar abi diye saygı gösterip geliyorlar. Yani onlar bizim geleceğimiz ya. Çocuk bunlar yani. İnsan çocukları yani niye sevmez ki? Yani bize ne zararı var çocuğun? Yarın bir gün o çocuklar olmasa, ileride yaşlandığında seni koruyacak polis bulamazsın. Seni tedavi edecek doktor bulamazsın. Adam gözünü kırpmadan çocuk oluyor yani. Ben artık bunları dile getirmekten bile rahatsızlık duyuyorum. Evet, ödülümüzü aldık. Bir tane daha görevi bitirdik. Şimdi bu kilitliymiş. Bu bizden kabin yapmamızı istiyor ama
Biz önce şunu yapalım çünkü kalbin yapacak malzeme bizde şu anda yok. Şimdi kavşaklara geçelim. Bugün yeterince üzücü konulardan bahsettik. Şimdi bu boşaltma alanını ziyaret edecek. Şurada bir kamyonumuz var. Keşke hep güzel şeylerden bahsetsek. Hep böyle pozitif olacak, neşeli neşeli şeylerden bahsetsek. Ama böyle haberleri insan gördüğü zaman da ne bileyim. Ben aslında çok haberleri bu yüzden seyretmiyorum, takip etmiyorum ama maalesef böyle patlayan olaylar işte çok gündemde olan olaylar illaki önüme düşüyor. Ekşi Sözlüğü okumayı seviyorum. Orada insanlar konuşuyor. Sen de merak edip tıklıyorsun ne olmuş kim kaybolmuş diye. Ondan sonra maalesef detaylar insan önüne düşüyor. Sen istediğin kadar kaçmaya çalış bir şekilde seni duyuyor bu haberler ve maalesef anksiyete oluyor insanda. İnsan gezmeyi, keşfetmeyi seven bir canlıdır. Ama bakın böyle haberler üzdükçe insan evden çıkası gelmiyor. Ya şöyle düşünüyorsun ya ben bu insanlarla aynı işte bankada sıra mı bekliyorum, aynı kafede mi oturuyorum, aynı otobüse mi biniyorum? Yani bu insanlar aramızda, bunları yapanlar dibimizden geçiyorlar yani. Buradan sonrasında biraz içeriden oynayalım. Şöyle bir bakalım. Evet, burası gelmemiz istediği yer burası. Geldik. Şimdi ne istiyor bizden bu? Evet, 4 tane servis yedek parçası varmış. Bir de şu varmış. O zaman bu işi büyük keni çözer. Şuradan bir tane büyük keni getireceğiz buraya. İşte bunları gelip bakmadan anlaşılmıyor hiçbir şey. Var mı etrafta bir büyük keni? Şurada varmış. Getirelim bakalım bunu. Bütün lastiğini tedavi edecek bir araç bulalım. Bir lastiği patlak olduğu için şuradan da gelebiliriz. Daha kısa olur. Evet, buradan şöyle düz gidelim bakalım. Hangi lastik patlak tam çözemedim ama
Ancak düz yolda anlaşılır o. Sağ tarafta bir patlak gözükmüyor. Evet, ortadaki lastik patlakmış. Çok sorun değil o. Balansı, dengeyi öyle çok fazla bozmaz. Ha, gönül isterdi sizlere güzel şeylerden bahsedelim, hem oynarken sohbet edelim diye, ama her zaman istediğimiz gibi olmuyor her şey. Şuradan kıyıdan geçelim. Evet, yanlış yerden geldik biraz. Daha şöyle şu taraftan gelelim. Şu diğer kamyonla bunu lastiğini tamir edebilir miyiz? Bir bakalım. Evet, yapıyoruz. Müsaadenizle şuna da bir dolum yapacağım. Kısa bir süre. Evet. Devam edebiliriz. Şimdi önce şunları bir toparlayalım. Bir tane kaldı, onu da alalım. Bir de şu römorku bağlayıp buradan çıkalım. Şimdi nereye götürmemizi istiyormuş bunu? Evet, atölyeye götürmemizi istiyor. Buradan şöyle geriye dönüp tekrar bu yola bağlanıp biraz uzun bir yol.
Zaten bu Graves'in, Ben Özels'in görevleri böyle. Bir başladık mı 3 görev, 4 görev bile yapamıyoruz bazen. Bugün bayağı bir görev yapalım. Evet, römork buraya taktırmadan dönmeyi başardık. Şimdi raylardan biraz ilerleyeceğiz. Ve şu gördüğünüz ilerideki yüksek binalı yer teslimat noktamız. Burası da girilip çıkması zor bir yer. Evet. Başardık. Neyse, bunu kurtarırız. Şey yapmayız. Şimdi açılan görev var mı? Yok. O zaman Harvest Court'tan uzay bölümü alacağız oraya. İki tane depo açılacakmış. Tamam. Şimdi o zaman bu kamyonu kurtaralım. Çıkalım. Şimdi bu ray bölümü önce görevi bir alalım.
Buradayız. Yarıktan geçiş yapamadık. Şurası biraz daha uygun. Evet, raylar alacağımız yere geldik. Zaten bir tane ray bölümü varmış. Bakalım bu kamyonu sığacak mı? Sığmasa da kıstırma yöntemiyle onu oraya götüreceğiz. Çünkü vinçli kamyon istiyor. Belli ki vinçli boşaltılacak. Evet. Bu pek sığacak bir kargo değil. Aslında sığması lazım ama niye öyle yapmışlar anlamadım. Kargoyu paketlemek imkansızmış. Evet, bunu merkezi topraklara götüreceğiz. Yine uzun bir rota. Dorsal tam oturan büyük ava oyun bağlamamıza izin vermedi. Neyse, lastiği falan patlatmadan şuradan geçirdik. Evet, merkezi toprakların yeri artık açıldı. Yolu. Bu görevin sonunda da iki tane depo açılacakmış. Bu da güzel bir haber bizim için.
Evet bakalım uzay nerede bozulmuş. Hemen bakıyoruz şöyle neredeymiş bozulan yer. İyi. Şöyle burnumuzun dikine gidince oraya ulaşacağız. Hatta raylar şurada yukarıda başlıyor. Direkt demir yoluna çıkabiliriz. Evet, hasarlı yere geldik. Şimdi bunu koyacağız oraya. Tam böyle kalıp gibi oturdu. Evet, çok güzel iki tane depo açılmış olması lazım. Bir bakalım. Evet, bakın demiryolu deposu ahşap balastlar, beton bloklar, paneller, sondaj yedek parçaları. Şurası mı istiyordu onu? Aynen. Şimdi biz yine ana göreve bakalım. Evet, buradayken bu görevi alalım. Bu görev nereden geliyor? SunSafe teknolojilerinden. Çünkü buradayken açılan depodan güneş panellerini alalım. 3 tane güneş paneli oraya götürelim. Alalım bakalım. Şimdi sondaj parçası da alalım. Gidelim o yan görevi de bitirelim. Evet, teslimat yerimiz şurası. Şuradan çıkıp oraya gidebiliriz. Oradan da diğer yan görevi tamamlarız. Ve bu görevin diğer malzemesi de başka bir yerden gelecek. Ona da gideriz. Bugünü verimli geçiriyoruz bayağı.
Tam bir kargo şirketi gibiyiz. Başka görev, yakındaki görev, al depoya, aç depodaki malzemeyi al. Tekrar başka işlere bakmadan seri şekilde bugün görev yapıyoruz. Evet, Solar City burasıymış. Nasıl giriş yapabiliriz buraya? Evet, paneller teslim ettik. Şimdi şu nehir tıkanıklığı işinde bir yapalım. Onu izlemeye başlayalım. Evet, burayı da şimdi düzelteceğiz. Çok iyi. Şimdi ne diyor? Güneş santrali A'ya teslim edin diyor. Neredeymiş bu? Enstitüde galiba. Hemen bakalım oraya. Evet, burada yakında bir AMG var. Buna geçelim. Evet, buna geçtik ama bu yani bunu da yapabiliriz bence.
Çünkü o sadece çekilecek bir lavabo. Onun üzerinde kütük taşıma aparatı kalmış. Zannetmiyorum engel olsun. Ona engel olursa başka kamyon getireceğiz. Evet, yükü doğrulttuk. Usta işi bir manevrayla. Şimdi götürelim bakalım istediği yere. Güzel motor sesiyle bize ANK eşlik ediyor. Güzel bir offroad kamyonu. Bizimle beraber Michigan'dan beri var. İlk sezondan beri var. Şimdi bunları da solar seteye getirmemizi istiyor. Şuradan şöyle kıyı kıyı getirebiliriz diye düşünüyorum.
Bıraksak getirdik. Az kaldı artık. Evet, sol astik oluyor. Evet, güneşin gücünden faydalanma yolu açıldı. Haritada da gözüküyor zaten. Evet, büyük boy kargo Enstitü'de de var da bir bakalım. Olmazsa o görevi de alırız. Bir bakalım. Evet, biz şunu etkinleştirelim. Bu biraz daha basit bir görev. Hemen geliyorum. Evet, izlemeye başlamıştık bunu. Şimdi araç yedek parçaları getirmemizi istiyor. Burada var mı? Şu araçları biz bir toplayalım. Önce yapılabilir olan görevleri hızlı hızlı yapma niyetindeyim. O yüzden bunları seçiyorum. Toplayalım bakalım bunları piyasadan.
Tavanından yakalamayı başardık. Şimdi lastiklerini kilitleyelim. Diğer araç nerede acaba? Neyse o sonra olacak. Biz şuradan şunu teslim edelim. Aşama aşama. Aşama tamamlandı. Şimdi diğer tuz şurada, burada, şuradan geçip kurtaralım. Bunu tamamlayınca bir bakalım ne yaptık. Bugün bayağı güzel işler yaptık. Ben özersin biteceğine dair umutlarım yeşerdi. Ama tabii halen daha var. Şimdi bunu da tavanından yakalayalım.
Çok başarılı bir yerleştirme. Lastiklerini kilitleyelim. Sanıyorum bir araç daha var kurtarılacak. Evet, 3 tane araç yedek parçası çıktı burada. İyi ki o taraftan yükleyip getirmemişiz. İşte önceden bir şey hazırlamak çok mantıksız buradan. Bunları da Harvest Corp'a teslim edecekmişiz. Tam yerine rast geldi, manzara koydu. Şimdi Harvest Corp hemen yukarıda. Evet, bugünün son görevinde az sonra tamamlayacağız bakalım. Nereye istiyormuş onları? Kurumsal garaj. Tamam, şuradan düz geçeriz. Sanıyorum buranın garajı açılacak bunu yaparsak. Yardıralım bakalım.
keyifli bir yolculuk oldu. Güzel de oldu. Teslimatımızı yapalım. Evet, burası bence garajı açmadı. Metal kirişler servis parçaya bakalım. Bugün neler yaptık? Şöyle bir göz atalım. Volari grubundan bir sözleşme açılmadı. Buradan bayağı bir azaltma yaptık. Hatta bu görevi de bence yapalım. Çünkü bu bayağı kolay bir görev. Hepsi şurada. Şuradan malzemeleri alıp gelip garajı açacağız. İki kediş, dört tane de yedek parça istiyor, servis parçası. Şimdi servis parçalarını yükleriz. Üzerine de metal kirişleri atarız. Tek seferde garajı da açmış oluruz. O görevi de bitirmiş oluruz. Biraz kolaylaştırmaya başladık işi. Ama tabii onu bu yoldan getirmeyelim çünkü dökeriz. İlk metal kirişimizi büyütmeyelim. Diğerini alalım. Evet, başarılı bir şekilde toplu yüklemeyi yaptık. Götürelim. Garajı da açalım. Buranın da garajı açılmış olsun. Belki buraya kamyon lazım olur. Hemen oradan çekeriz. Şimdi bir bakalım. Nereden gidebiliriz? Şuradan yol olmayan yoldan gideceğiz mecbur. Biraz yavaş gidelim, hata olmasın.
Garaja geldik. Şimdi garajı da açacağız. Bu da bizim için günün sürpriz oldu. Evet, bakın artık garaj kullanılabilir. Bir de keşfettik. Evet, şimdi artık Harvest Corp'un bir garajı var. Evet, bir sonraki bölümde bunları yapacağız. Devrilmiş kamyonu kurtaracağız. Sansa'yı tamamlarız. Polari grubundan henüz açılan yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.